Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Hevsel bahçelerine gelen ziyaretçilerin önünü de büyük ölçüde kesti. Bu durum Hevsel bahçelerindeki biyoçeşitliliği olumlu yönde etkiledi. Yaklaşık bir aydan bu yana insanların pek uğramadığı UNESCO Kültür Mirası listesindeki Hevsel bahçelerinde 200 dolayında farklı kuş türünün yanı sıra böcek, sürüngen ve memeli hayvan bulunuyor. Mayıs ayında Şubat'tan beri devam eden Covid pandemisi dolayısıyla insanların büyük bir kısmı artık evlerinde kalmak zorunda. Şu anda Diyarbakır'ın önemli alanlarından biri Hevsel bahçelerinin olduğu yerde bulunuyoruz. Hevsel bahçeleri Diyarbakır için hem tarihi olarak hem doğal olarak önemli bir yer. Buralarda sebze meyve yetiştirilir. Aynı zamanda Diyarbakır için bir kuş cenneti yeri olarak kabul edilmektedir. Burada 180 türümüz var. İnsanların dışarıya çıkmaması dolayısıyla doğal yaşam bu yaşadığımız olumsuzluktan olumlu yönde etkilenmiştir. Özellikle bu mevsimde kuşların ve diğer canlıların üreme faaliyetleri var. Kuluçka, yavru yetiştirme faaliyetleri var. Bu olumlu olarak etki yapmıştır. Hayvanlar daha rahat olarak hiçbir kısıtlama, insan engeline takılmadan daha doğal yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Bu tabiat için olumlu bir etkiye sahip. Kirlilik daha az, gürültü daha az ve insanların yaptığı diğer olumsuz etkenler minimumda. Bundan dolayı doğal yaşam olumlu yönde etkilenmiştir. Biyoçeşitlilik yönünden etkisi bu canlıların üremesini olumlu etkilemiştir. Yoksa mevcut türlerimiz önceki yıllarda da vardı. Bu yıl da aynı türlerimiz var ama faaliyetleri, üreme faaliyetleri daha rahat olduğu için daha fazla yavru yetiştirme, daha fazla alana yayılma imkanına kavuşmuştur. Bu tabiat için bir şanstır. Tıpkı hava kirliliğinin birçok bölgelerde tespit edildiği gibi, temizlenmesi gibi burada da tabiat üreme yönünden olumlu etkilenmiştir Covid pandemisi dolayısıyla. Covid-19 pandemisi insanlar için olumsuz olarak kabul edilir ama tabiat için, tabiatın doğal düzeni için olumlu yönde etki yaptı. Buradaki mevcut üreme ile ilgili davranışlarda, kuluçka sayısında, yavru sayısında bir pik görülmekte. Önümüzdeki yıllarda biz bu sayının daha fazla artmasını bekliyoruz.